Peki ülkemiz enflasyonuna bakacak olursak en son politika faizi %45'e yükselmişti. Peki bundan sonra bu Perşembe günü açıklanacak olan işte Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Birçok ekonomist sabit kalması yönünde görüş bildirdi. Sizin görüşünüz nedir? Benim de kişisel öngörüm sabit bırakacağı yönünde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son çeyreğine kadar faizlere dokunmayabilir. Ama Aralık ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası diğer merkez bankalarıyla birlikte beraber hamle yapabilir ve faiz indirimlerini başlatabilir diye tahmin ediyorum. Bir Mayıs ayında sanki bir ekstra bir yükseliş olacak gibi bir sinyal vermişti son yapmış olduğu toplantıda işte Sayın Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın. Buradaki Mayıs ayının işareti nedir? Mayıs ayı itibariyle piyasalar biraz daha gerginleşir. Özellikle Mayıs ayı biraz daha piyasalar için risk oluşturmaya devam eder. Hayat pahalılığı, kur tarafındaki yükselişler, enflasyon tarafındaki biraz daha gerginlikler Mayıs ayına tekabül ediyor. Anladım. Peki bununla ilgili de hani kemer sıkma politikaları da yine gündemde. Madem hani vatandaşlar yapamıyor, biz de o zaman biraz kredi kartlarına düzenleme yaparız şeklinde bir açıklama da vardı. Henüz tam bir açıklama gelmedi ama bunun sinyalleri de verildi. Bununla ilgili gelişmeler var mı? 3 ay önce yaptığımız yayınlarda ve köşe yazılarında bu konuya sık sık değindim ve kredi kartlarıyla alakalı özellikle yeni süreçler başlayabilir. Kredi limitlerini belirleme noktasında, faiz oranları noktasında, kişiye göre oran belirleme noktasında yeni trendler bekliyorum. Peki yine bir yandan da kur korumalı hesaplardan çıkışlar da devam ediyor. Bununla birlikte borsada işte rekor kırmaya devam ediyor. Borsada yatırımcılar neye dikkat etmeli? Hangi işte hisse senetleri daha yükselişe geçer? Hangi sektörler daha revaçta? Bununla ilgili bilgiler var mı elinizde? Hisse senetleri noktasında bir konuya değinemeyiz. Ancak borsa tarafında 9400 puan seviyesine direnç seviyesi olarak takip etmeyi sürdüreceğim. Ancak 9000 puan seviyesinin üzerinde yatırımcılar borsaya girmeli mi? Bence dikkat etmesi lazım. Sağlıklı yükselişlerin devamı için mutlaka teknik olarak düşüşlerin de yaşanması gerekiyor. Özellikle borsa tarafındaki yükseliş trendinde de yatırımcısının oldukça dikkat etmesi lazım. Takip ettiğim bant aralığı 8400-9400 puan aralığı. Peki yine yavaş yavaş seyrine devam eder mi? Yükseliş mi, durağan mı olur yoksa düşmesi mi bekleniyor? Nedir sizdeki Borsa durum? tarafında orta ve uzun vadedeki beklentim pozitif. 12 bin devamında 15 bin puan seviyesine kadar yükselişlerin devam edeceği yönünde. Ama kısa vadede kâr satışlarına odaklanmak lazım. Bu hafta 9400 direncini takip edeceğim. Kısa vadede tekrar düşüş yönünde beklentimi koruyorum. Peki piyasalardaki son durum nedir? İşte altında, dolarda, euroda, borsayı biraz bahsettiniz Evet. ama diğer enstrümanlardaki son durum nedir? Hemen onu da alalım. Borsa İstanbul Yüz Endeksi yükselişle %1'e varan yükselişle haftaya başladı. Burada 9400 direncini bu hafta takip ediyor olacağım. Belki 9500 denemesi de yapabilir. Ama kâr satışlarına karşı hazırlıklı olmak lazım. Dolar kuru 30 lira 86 kuruş seviyesinde. Şubat ayında 30 bin lira seviyesinin üzerinde Şubat ayını tamamlarız ve Mart ayında 32 lira seviyesinden tekrar yükseliş trendi devam edebilir. Euro dolar paritesi 1.0788 seviyesinde. Euro dolar paritesinde tekrar 1.09 seviyesi hedef konumunda olduğu için düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmeye sürdüreceğim. Ons altın 2022 dolar seviyesinden haftaya başladı. Ons altın tarafında 1950-2050 dolar aralığını takip ediyor olacağım. Tekrar 2000 dolar seviyesinin altında sarkmalar alım fırsatı olarak ön plana çıkmaya devam ediyor. Gram altın şu an serbest piyasalarda 2080-2087 lira seviyesinde. Gram altın haftaya yeni bir rekorla açılış yaptı. Gram altın TL fiyatında 2090 direncini bu hafta takip ediyor olacağım. Genel itibariyle 2050-2090 lira seviyesi geçerini korumakta.
Geçtiğimiz hafta bir düşüş vardı. Bu bir alım fırsatıydı ama bu Evet. haftadan itibaren artık yükselişler devam eder mi? Rekor kırmaya devam edecek Geçen mi? haftaki yayınlarımızda pek düşük, yani düşüşlerin kalıcı olmayacağını ifade etmiştim. Ve haftayı yükselişle tamamladı. Yine altın ve ons altın tarafında beklentim pozitif yönde devam ediyor. Peki Bitcoin tarafında nedir? Son durum onu da alalım hemen sizden. 52.441 dolar seviyesinde, burada 48 bin dolar seviyesine kadar bir düşüş bekliyorum. Bitcoin yatırımcısı oldukça dikkat etmeli. Sakin bir haftaya odaklandık. Genel itibariyle dolar bütün varlıkları pozitif yönde desteklemeye devam eder. Dolar yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek de diğer enstrümanlarda yukarı yönlü hareketler devam edeceğini söyleyebilirim.